Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu ve selamu ala Resulina Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Bundan önceki konumuzda satılan malda bulunması gereken 5 şartı işlemiştik. Bunlar sırayla şöyleydi. 1. Satılan malın yapısı itibariyle dinen temiz olması. 2. Kendisinden yararlanmanın mümkün olması. 3. Tesliminin mümkün olması. 4. Adına akit yapılan kişinin mala malik olması. 5. Satılan malı bilmek. Bu 5. şarta bağlı olarak satılan malın belirli olmadığı satım akitlerinin hükümlerine dair çeşitli meseleler geçmişti. Kaldığımız yerin devamında onlardan biri de şudur. وَلَوْ بَاعَ بِنَقْدٍ وَفِي الْبَلَدِ نَقْدٌ غَالِبٌ تَعَيَّنَ. Kişi bir malı para karşılığında satsa, satım akdinin yapıldığı bölgede yaygın olarak kullanılan bir para birimi varsa, akit o para üzerinden gerçekleşmiş olur. اَوْ نَقْدَانِ لَمْ يَغْلِبْ اَحَدُهُمَا اُشْتُرِتَ تَعَيِّنَ. Veya bölgede iki para birimi olup biri daha yaygın değilse hangi para biriminin kast edildiğini belirlemek şarttır. Kişi malı para karşılığında satarsa ve herhangi bir belirlemede bulunmazsa o beldede yaygın olan para birimi üzerinden akit yapılmış olur. Çünkü zahir olan tarafların bunu kastetmiş olmasıdır. Şayet akdin yapıldığı beldede iki para birimi varsa, bu para birimlerinden biri diğerine göre daha yaygın değilse, akit esnasında hangi paraya karşılık sattığını lafzan belirlemek şarttır. Çünkü paraların farklı olmasına bağlı olarak, ticari amaçlar da farklılık gösterebilir. وَيَسِّحُ بَيْعُ صُبْرَةِ الْمَجْهُولَةِ سِيَعَانْ كُلَّ صَاعٍ بِدِرْهَمٍ. Toplam ölçek miktarı bilinmeyen bir yiyecek yığınının her bir ölçeği bir dirheme şeklinde satılması sahihtir. Toplam ölçek miktarı akdi yapan iki kişi tarafından bilinmez. Bu yiyecek yığınının her bir ölçeği bir dirheme şeklinde satılması sahihtir. Bu satım satılan malın görülür olması sebebiyle sahih olmuştur. Toplam bedeldeki bilinmezlik akdin sıhhatine zarar vermez. Çünkü bedel ayrıntılı ölçümden sonra belli olmaktadır. Bilinemezlik de bu şekilde ortadan kaldırılmaktadır. Bu belirli bir bedel karşılığı da ölçü ve tartıya vurmaksızın mal satımına benzer. Çünkü ölçümlerin hepsi bittikten sonra ne kadar ölçek olduğu ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla bilinmezlik durumu da ortadan kalkmış olur. وَلَوْ بَاعَهَا بِمِيَةِ دِرْهَمٍ كُلَّ صَاعٍ بِدِرْهَمٍ سَحَا اِنْ خَرَجَتْ مِيَةً. Kişi bir yiyecek yığınını her bir ölçeği bir dirheme olmak üzere 100 dirheme satsa ve yiyecek yığını 100 ölçek çıksa akit sahih olur. Ve illa fela ala sahih. Sahih görüşe göre bu şekilde çıkmazsa akit sahih olmaz. Yani kişi bir yiyecek yığınını toplam 100 dirheme, her bir ölçeği de 1 dirheme şeklinde satsa duruma bakılır. Satılan şey toplam 100 ölçek olursa kişinin belirttiği toptan ve her bir ölçek için belirttiği miktar mevcut malla aynı olursa satım akdi sahih olur. Aksi takdirde yani satılan şey toplam 100 ölçekten az çıksa satım akdi sahih olmaz. Ve meta kana al-iwad muayyanan kafat muayyanatuhu.
Satın bedeli muayyen olduğunda onu görmek yeterli olur. Satın bedeli veya satılan mal muayyen olduğunda onu görmek miktarını bilmeye ihtiyaç bırakmaz. Çünkü görmeyle birlikte malın miktarı konusunda tahminde bulunmak mümkün olur. وَالْاَذَرُ اَنَّهُ لَا يَسِحُ بَيْعُ الْغَائِبِ وَالثَّانِ يَسِحُ وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ عِنْدَ الرُّؤْيَةِ Ezher görüşe göre akit meclisinde bulunmayan, akit meclisinde hazırda olmayan malı satmak sahih değildir. Diğer görüşe göre ise sahihtir ama malı görme esnasında muhayyerlik sabit olur. Anlaşmayı yapan iki tarafın yahut taraflardan birinin görmediği malı satmak daha güçlü görüşe göre garar satımının yasaklanması sebebiyle bu satım sahih değildir. İkinci görüşe göre böyle bir alım-satım akdi sahih olur. Ancak müşteri malı gördüğünde malı tarif edildiği şekilde bulsa bile görme muhayyerliğine sahip olur. Çünkü hadiste haber yoluyla öğrenmek gözle görmek gibi değildir buyurulmuştur. Ve tekfir rü'yetu qabla'l akdi fîmâ lâ yetegayyeru gâliben ilâ vakti'l akdi. Akit anına kadar genellikle değişmeyecek şeylerde akit öncesinde malı görmek yeterlidir. Dûne mâ yetegayyeru gâliben. Akit anına kadar genellikle değişebilecek şeylerde ise akit öncesinde görmek yeterli değildir. Arazi ve demir gibi genellikle akit yapma vaktine kadar değişmeyecek durumdaki mallarda akitten önce görmek yeterlidir. Çünkü kişi akit öncesindeki görmeyle malı tanımış olur. Yaygın olan durum akit öncesinde malı gören kişinin gördüğü malın akit anına kadar aynı şekilde kalmasıdır. Akit öncesinde malı görmüş olan kişi akit esnasında malı değişmiş halde bulursa akdi feshetme konusunda seçim hakkına sahip olur. Yiyecekler gibi genellikle değişen mallarda ise akit sahih olmaz. Ve tekfi rü'yetu ba'dil mebî'i in delle ala bâkîhî ke zâhiri subreti ve unmûzecil mutemâsil. Yığının dışını görmek ve birbirine benzer şeylerin örneğini görmek durumunda olduğu gibi satılan malın bir kısmını görmek geri kalan kısmını ifade ediyorsa o kadarını görmek yeterlidir. اَوْ كَانَ سِوَانًا لِلْبَاقِ خِلْقَةً كَقِشْرِ الرُّمَّانِ وَالْبَيْضِ وَالْقِشْرَةِ السُّفْلَى لِلْجَوْزِ وَاللَّوْزِ Yahut da nar kabuğu, yumurta kabuğu, ceviz ve bademin alt kabuğu gibi satılan şeyin görünen kısmı, kalan kısmı bozulmaktan koruyorsa dış kısmı görmek yeterlidir. Malın bir kısmı kalan kısmını ifade ediyorsa o kısmını görmek yeterli olur. Örneğin buğday yığınının dış kısmını görmek gibi bir kısmını görmek diğer kısmının görülmesi için kifayet eder. Yani bir kısmı görüldüğü zaman diğer kısmını görmeye gerek yoktur. Çünkü görünen kısım kalan kısmı zaten ifade ediyor. Satılan malın bir kısmı diğer bir kısmını ifade etmemekle birlikte görünen kısım yaratılışı gereği kalan kısmın koruyucusu durumunda ise bunun kabuğunu görmek yeterli olur. Örneğin nar ve yumurtanın kabuğu, ceviz ve bademin alttaki kabukları böyledir. Bunları görmek yeterlidir. Çünkü kabuğu görmek diğer kısma bir işaret teşkil etmiyorsa da işte yer alanın düzgün kalması ancak onun kabuk içinde kalmasıyla mümkün olmaktadır. Ve tu'teberu ru'yetu kullu şeyin ala ma yaliku bih. Her bir malın görülmesi kendisine uygun bir şekilde dikkate alınır. Yani
her bir şeyi görmede ona layık olan ne ise ona göre itibar edilir. Buna göre mesela ev satımında evin odalarını, tavanlarını, terasını, zeminini, banyosunu ve mutfağını görmek dikkate alınır. Yani onların satımında itibara alınan özellikler bunlardır. Bahçe satımında mesela ağaçları ve su yolunu görmek dikkate alınır. وَالْأَسَحْ اَنَّ وَصْفَهُ بِصِفَةِ السَّلَمِ لَا يَكْفِي Esah görüşe göre akit meclisinde olmayan bir malı selam akdindeki sıfatlarıyla nitelemek yeterli değildir. Yani satılması istenen şeyi selam akdinde olduğu gibi nitelemek veya tevatür yoluyla onun niteliklerini işitmek, görmek yerine geçip yeterli olmaz. Çünkü görmek, anlatmakla tarif edilemeyecek durumları ifade eder. Nitekim rivayete de bir konuda haber almak, onu görmek gibi değildir buyurulmuştur. وَيَسِّحُ سَلَمُ الْاَعْمَى Kör bir kimsenin yaptığı selam akdi sahihtir. وَقِيلَ اِنْ عَمِيَ قَبْلَ تَمْيِزِهِ فَلَا Bir görüşe göre temyiz çağından önce kör olmuşsa akit sahih olmaz. Gözleri görmeyen kimsenin selam akdi yapması sahih olur mu? Bu konuda iki görüş vardır. Esah görüşe göre gözleri görmeyen kimsenin selam akdi yapması sahihtir. Yani peşin para vererek veresiye mal alması veya peşin para veren birisine veresiye mal satması sahihtir. Çünkü kör malın niteliklerini işiterek öğrenebilir. Zayıf olan diğer görüşe göre ise bu kimse temyiz çağından önce kör olmuşsa veya doğuştan kör ise eşyaları bilemeyeceği için onun selam akdi yapması sahih olmaz. Babur riba faiz bölümü. Riba sözlükte artmak anlamına gelir. Dini terim olarak ise şeriat nazarında akit esnasında birbirine eşit oldukları bilinmeyen özel bir bedel üzere yapılan akittir. Ribanın üç türü vardır. 1. Ribel fadl yani fazlalıktan doğan faiz. Bu da bedellerden birinin diğerinden daha fazla olduğu satım türüdür. 2. Ribeliyet teslimden doğan faiz. Bu da bedellerin her ikisinin veya birinin tesliminin geciktirildiği satım türüdür. 3. Riben nesa vadeden doğan faiz. Bu da vadeli satımdan doğan faizdir. Ribanın haram olduğuna dair birçok ayet vardır. Ancak onlardan bir tanesi şudur. Estaizu billah. اَلَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَى لَا يَقُومُونَ اِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذ۪ي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَى وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَى Sadakallahu'l-Azim. Yani faiz yiyenler kabirlerinden şeytan çarpmış kimselerin cinnet nöbetinden kalktığı gibi kalkarlar. Bu hal onların alım-satım tıpkı faiz gibidir demeleri yüzündendir. Halbuki Allah alım-satımı helal, faizi haram kılmıştır. Faizin haram olduğunu gösteren pek çok hadis de mevcuttur. Bunlardan bir tanesi Sahih-i Müslim'de geçen şu hadistir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem faizi yiyeni, yedireni, faizli işlemi yazmaya geçireni ve buna şahitlik edenleri lanetledi. Bu kısa girişten sonra kitaptaki metin ile devam edelim. اِذَا بِعَ الطَّعَامُ بِالطَّعَامُ Yiyecek maddesi, yiyecek maddesi ile karşılıklı olarak satıldığında
İn kana cinsen uşturite el hululu vel mumâfeletu ve takabudu kavle teferruki. Eğer ikisi de aynı cinsten ise şunlar şart koşulur. Peşinlik, eşitlik, tarafların ayrılmadan önce yiyecek maddelerini karşılıklı olarak birbirlerine teslim etmeleri. Hulul yani peşinlik, mumâsele yani eşitlik, et-takâbudu kıble't-teferruki ayrılmadan önce teslim, teslimde bulunmak. Aynı cinsten olan yiyecek maddeleri karşılıklı olarak, yani birisi mal, birisi de onun bedeli olarak satıldığında, satım akdinin sahih olması için üç şey şart koşulur. 1. Her ikisinin de peşin olması. 2. Eşit olmaları miktar olarak. 3. Tarafların birbirinden ayrılmadan önce karşılıklı teslimin gerçekleşmesi. Ev cinseyni kehintatin ve şairin cazet tefadulu ve şturite l-hulul ve tekabut. Veya buğdayın arpa karşılığında satılmasında olduğu gibi her ikisi farklı cinsten ise birinin diğerinden fazla olması caizdir. Bu durumda peşillik ve karşılıklı teslim tesellüm şart koşulur. Satılan mal ve satın bedeli farklı iki cinsten yiyecek maddesi ise, mesela biri buğday, diğeri arpa ise birinin diğerinden fazla olması caiz olur. Çünkü buğday arpaya göre daha kıymetlidir. Dolayısıyla değeri yüksek olan, değeri düşük olana göre kıymetçe daha fazla olduğundan dolayı aradaki fazlalık pay alınabilir. Ama bu durumda iki şey şart koşulur. 1. Her ikisinin peşin olması. 2. Tarafların birbirinden ayrılmasından önce karşılıklı olarak teslimin gerçekleşmiş olması. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Altın altınla, gümüş gümüşle, buğday buğdayla, arpa arpayla, hurma hurmayla, tuz tuzla karşılıklı olarak satıldığında bunların miktarca birbirine eşit ve peşin olmaları gerekir. Satılan malların cinsleri birbirinden farklı olduğunda elden ele, yani peşin olmak şartıyla dilediğiniz gibi alın, satın. وَالتَّعَامُ مَا قُصِدَ لِلْتُعْمِ اِقْتِيَاتًا اَوْ تَفَكُهًا اَوْ تَدَاوِيًا. Yiyecek, gerek temel gıda maddeleri, gerek meyve, gerekse tedavi olma amacıyla edinilen şeylerdir. Yiyecek, çoğunlukla yeme ihtiyacını gidermek üzere edinilmesi amaçlanan şeydir. Bu da ölçü ve tartıyla satılmasa bile insanların genellikle yeme amacıyla edindiği şeylerdir. Yenilebilir durumda olan şeyler gerek temel gıda maddesi olarak, gerek meyve olarak, gerek tedavi amacıyla yenilsin, hükmü aynıdır. Bu üçü daha önce geçen hadisten anlaşılmaktadır. Zira hadiste arpa ve buğdaydan bahsedilmiştir ki bunlar temel gıda maddeleridir. Yani ihtiyaten kut dediğimiz manayı ifade ederler. Dolayısıyla pirinç ve mısır gibi buğday ve arpa ile aynı özellikte olan diğer yiyecekler de aynı hükme tabidir. Hadiste hurma da geçmektedir ki bu da meyve amacıyla yenir. Dolayısıyla onunla aynı durumda olan incir ve üzüm gibi meyveler de aynı hükme tabidir. Hadiste tuz da geçmektedir ki bunun amacı yemeği ıslah, yani tedavi etme şeklindedir. Dolayısıyla onunla aynı durumda olan zencefil gibilerin de hükümleri buna tabidir. Yiyecek maddelerinin karşılıklı satımında
ribanın illetinin ne olduğu konusunda İmam Şafii'ye ait hem eski görüşü var hem yeni görüşü var. Eski görüşüne göre faizin illeti aynı cinsten olan ölçülebilir ve tartılabilir yiyecek maddesi olmaktır. Buna göre ayva, nar ve yumurta gibi ölçü ve tartıyla satılmayan yiyecek maddelerinde faiz söz konusu değildir. Daha güçlü olan yeni görüşüne göre ise faizin illeti yiyecek maddesi olmaktır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yiyecek maddesini yiyecek maddesi karşılığında satarken eşit ve peşin satın buyurmuştur. Dolayısıyla bu hadis ölçü ve tartıyla satılmasa bile yiyecek maddelerinde faizin geçerli olduğunu göstermektedir. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.